Evet değerli basın mensupları, hepinize önce sağlık diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz gene. Niye gidiyoruz? Bunların artık bu kadar da olmaz dediğimiz her şeyi yaptıkları bir döneme girdik. Yok canım bu da olmaz, bunu yapamazlar dediğimiz her şey yapılır hale geldi. Pes demekten biz yorulduk. Bunlar yorulmadı. Şimdi tasarruf mevduatı sigorta fonu diye bir fon var. Bu fonda 690 şirket var. Bu fon yaklaşık 80 milyar TL paraya, 30 bine yakın insana, personele hükmediyor. El koyulmuş şirketlerin başına bir kayyum atıyorlar. Yöneticilerini atıyorlar. Bunlar şirketleri satıyor, kiralıyor, malları yurt dışına gönderiyor, şirketin içini boşaltıyor, arpalık gibi kullanılıyor vesaire vesaire. Beyler, geçenlerde bir kanun getirdiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve şöyle bir hüküm eklediler. Dediler ki, uzatmayacağım. Bu tasarruf mevduatı sigorta fonunda çalışanların, yöneticilerin iş ve işlemleri hakkında, bakın burası çok önemli, aklımıza damat geldi. İş ve işlemleri hakkında 8-11-2016 tarihli 6755 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilen 37. maddesi uygulanır. Burada duracağız. Yani 6755 sayılı kanunun 37. maddesi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonra çıkarılan bir hüküm. Ve hüküm tam olarak şu. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali, cezai sorumluluğu doğmaz. Yani 15 Temmuz gecesi darbeyi bastırmak için hukuki, mali, idari, cezai olarak mesul tutulmama kararını TMSF yöneticileri içinde uyguluyorlar. Buna hakikaten pes denir. Yani hırsızlık yapacaksın, 15 Temmuz gecesi darbeyi bastırmak, önlemek noktasında mücadele eden asker, polis, sivile sağlanan imtiyazdan yararlanacaksın. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok ve değerli arkadaşlar, umarım Anayasa Mahkemesi de hukuku ve ahlaka sahip çıktığını gösterecektir. TMSF ile ilgili daha dün Sayın Genel Başkanımız 20 milyon avroluk bir yolsuzluktan bahsetti. Bunların cezai, hukuki, efendim hiçbir mali hatta idari hiç sorumluluğu olmayacak. Sanki bunlar darbecilerle göğüs göğüse mücadele etmiş. Tankın önüne durmuş gibi bir imtiyaza TMSF yöneticilerini veriyorsun. Bu imtiyazı onlara veriyorsun. Daha dün Sayın Genel Başkan 20 milyon avroluk TMSF kontrolündeki Boydak üzerinden Slovakya'ya paranın gönderilmek suretiyle iç edildiğini ve ilgili şahsın da ortada olmadığını söylemişken. Gerçi bugün Sayın Canikli bir açıklama yapmış, şahısı buldum demiş. İyi ya, şahısı bulduysan şahıs çıksın millete bir izahat versin. Peki o zaman şunu soralım. 2 hafta önce bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen meclis araştırma önergesini niye reddettiniz? Niye? Madem kendinize güveniyorsunuz ve bir şey daha söyleyeyim Sayın Canikli'ye. Bu kadar kendinden eminse Sayın Kılıçdaroğlu hakkında dava da açsın. Ama bir mertlikte yapsın. Meclis Araştırma Komisyonu kuralım. Bu iddiaları burada teker teker açıklayalım. Evet, bu kabul edilebilir bir durum değil.
Bu artık etin değil tuzun koktuğu yer ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak TMSF yetkililerinin iş ve işlemlerinden dolayı idari, mali, cezai, adli muafiyetini Anayasa Mahkemesi'ne bugün acil olarak götürüyoruz. Değerli arkadaşlar, bir şarkı vardı. Bir uyuyup uyanalım. Şimdi 6 ay geçti, uyandık. Bir baktık, Merkez Bankası rezervlerimiz hala eksi 53 milyar dolarda. %9 olarak, 9.8 olarak öngörülen enflasyon %73,5'ta. Ve 11'lere çekilmesi planlanan dolar 16.60'da. Uyandık, tablo iyi değil. Devleti yönetenler şimdi de şirketlere çökmeye başladılar. Efendim, şirketlere diyorlar ki dövizini sat, bozdur. Bozdurmazsan sana kredi vermem. Yatırım kredisi alacak adam, yatırım yapacak, bankada dövizim var, onu bozdurmazsan kredi vermem. Ya da ihracat yapmış, Türkiye'ye para kazandırmış, ihracat gelirini alıyor, dolar, avro neyse, bunun %40'ını Merkez Bankası'na sat. Niye? Neden? Adam işte kiraz satmış, tencere kapağı satmış, vida satmış, satmış, bir şeyler yapmış. Bunun %40'ını Merkez Bankası'na satacaksın. Bu faşizmde bile olmaz ya. Faşizmde bu olmaz. Ve bu kafa ekonomiyi, mevcut tabloyu iyiye götüren bir kafa değil. Öyle olsaydı dolar bugün bu seviyelerde zaten olmaz. Kur korumalı mevduatla 40 milyar dolar, şimdi mecliste ikinci bütçe var, ben ek bütçe demiyorum. İkinci bir bütçe bu. 40 milyar doları yeniden ayırıyoruz, kur korumalı mevduat için ödeyeceğiz. Nereden ödeyeceğiz? Bu ikinci bütçeyle 1 trilyon 80 milyar lira milletimizin sırtına bir yük biniyor. Vergi olarak biniyor, ÖTV olarak biniyor, farklı şekillerde biniyor, zam olarak biniyor. 1 trilyon 80 milyardan bahsediyoruz. Ne oldu? Yıl sonunda 9.8 öngördüğün enflasyon şimdi 73. Daha da Allah muhafaza artacak gibi duruyor. Ve 925 milyar milletten para toplanacak. Değerli vatandaşlar, bu mecliste bugün görüşülen, bizim karşı çıktığımız ek bütçe adıyla sunulan ikinci bütçeyle 85 milyonun sırtından 925 milyar lira para toplanacak. Hazır olun. Daha çok ezileceğiz, daha çok üşüyeceğiz, daha çok aç kalacağız demek bu. Gerekçe, efendim, içinde bulunduğumuz halin sebebi dünyadaki enflasyon, genel ekonomi ve global ekonomi ve petrol fiyatlarındaki artış. Pes, pes ki pes. Ya işte her zaman gösteriyorum, tablo değişmemiş. Bu Avrupa ülkeleri enflasyon, kırmızı, Türkiye %73, burnumuzun dibinde savaşan Ukrayna'da %10, Rusya'da %9. Bize en yakın olan Moldova'da %18. Ondan sonra aşağı gidiyor. İsviçre'de %2. Nerede dünyada enflasyon patlamış? Türkiye'de patlamış. Türkiye'de. Ve neymiş efendim? Petrol fiyatları. Kardeşim, milletin aklıyla alay etmeyin ya. Millet kendisiyle alay edilmesini sevmez. Dünyada bir yıl içinde ham petrol fiyatlarındaki artış %56. Bizde kaç? Bu süre içinde bizde kaç? %300 mazottaki artış. Nasıl olacak şimdi Sayın Nebati? Tane tane diyor ki, efendim işte dün küresel ekonomiyle entegrasyonumuzla birlikte dünyadaki global krizi biz de etkilendik. Dünyada bir enflasyon sarsıntısı var. Yok beyefendi, yok. Dünyada enflasyon yok. Sende var. Petrol krizi ya da petrol fiyatlarında fahiş artış yok. Sen benzinlikleri vergi dairesine çevirdin. %50 artışı anlarız. Mazotun fiyatı %50 artmış olur bu bir yıl içinde. Deriz ki kardeşim, petrol fiyatı arttı. Sen %300. %300. Bu milletin bu yükü kaldırması da mümkün değil. Belki bu yaz geçer ama bu kış geçmez Erdoğan.
Bu millet bu kışı geçiremez. Ve öyle görülüyor ki senin bu dik kafalılığın burnunun doğrultusuna gitmen bu ekonomiyi daha kötü bir hale de götürecek. Birisi diyor ki küresel ekonomiyle entegrasyonumuz tam. Bakanı böyle söylüyor. Beyefendi diyor ki dış güçler. Her sıkıştıklarında dış güçler. Biz anlamadık bu dış güçler neredeyse biz mi bilelim. Dış güçler, dış güçler. Şimdi sabır telkinleri var. Ne demiş? Men sabera zafera. Maşallah. Sabreden zafere ulaşır. Erdoğan milletin sabredecek hali falan yok. Tekrar ediyorum sana. Bu yaz geçer ama bu kış geçmez. Değerli arkadaşlar, bu ülkede çalışanların 21 milyon insandan bahsediyorum. Yarısı yani 10 milyonu asgari ücrete çalışıyor. 21 milyonun 10 milyonu. Ne demek bu? Bu ülkenin %50'si, bu ülke çalışanlarının ve emeklerinin %50'si açlık sınırının altında yaşıyor Erdoğan. Haberin olsun. Peki %90'ı da tümünün tabii yoksulluk sınırı altında. Yoksulluk sınırı 20 bin lira oldu Erdoğan. Ve sen şimdi asgari ücretle ilgili mırın kırın ediyorsun. Hiç mırın kırın yapacak bir yanı kalmadı. Temmuz'da asgari ücretin artması lazım. Ne kadar söyleyeyim. Adaletse, hakkaniyetse 31 Aralık 2020'de 2825 lira olan asgari ücret 212 dolar alıyor idi. 1 Ocak 2022'de bu 4253 lira oldu. O gün 280 dolar alıyordu. Şimdi 255 dolar alıyor. Peki açlık sınırı o zaman neydi? 4013 liraydı. Yani asgari ücretle asgari açlık sınırının 240 lira üstünde para alıyordu. Yani %6 daha fazla para alıyor. Hesap açık. Şimdi de açlık sınırının %6 üstünde asgari ücretlinin Temmuz ayında asgari ücreti bu noktaya getirmek zorundasın. Bu ne demek? Açlık sınırı 6391, üstüne de %6 koyacaksın. Asgari ücreti Temmuz ayında 6770 lira yapacaksın. Hiç kurtuluşun yok. Bunu yapmak zorundasın. Milletin sırtına 925 milyar liralık vergi ve zam yüklerken asgari ücreti burada tutamaz. Bu asgari ücret 6770 lira olmak zorunda. Emekliler, şimdi mecliste plan bütçe komisyonu çalışıyor. Bir torba var malum işte 3600 ek gösterge, daha doğrusu bütün kamu çalışanlarının ek göstergelerini yükselten, efendim öğrenci affı sağlayan, buraya bir şey daha koymuşlar. Bunlar tabii olumlu şeyler. Bunları olumsuzlamıyoruz kesinlikle. Efendim en düşük emekli maaşı 2500 liraydı ya. O da Sayın Genel Başkanımızın dilinde tüy bitti. En düşük emekli maaşı 1000 lira, 1200 lira, 1000 liranın altında olanlar var diye. Neyse 2500 olmuş idi. Şimdi bunu da bu yeni torbada 3000 lira yapıyoruz. Yani %20 arttırıyoruz. Peki enflasyon 6 aylık enflasyon kaç Erdoğan? 6 aylık enflasyon 40 olacak. 35 kesinleşti bu ayki ile beraber %40. Yani ne yapman lazım Erdoğan? En düşük emekli maaşına da %40 zam yapman lazım. Biz buna hayır diyemeyiz ama bu eksik, yetersiz. Bu durumda ne olması lazım? En düşük emekli maaşının hiç değilse 3500 lira olması lazım ki devlet vatandaşları arasında, devlet iki emekli arasında bir ayrım yapmasın. Çünkü normal emekliye, emekli kamudan ya da özel emekliye %40 yaklaşık zam alacak. Peki öbür garibanın günahını ona niye %20 veriyorsun? Herkese %40 verecek. En düşük emekli maaşını da %40 yapacaksın. Hesapladı çocuklar. Bunu yaptığın vakit 3500 lira olur ki bu yeterli değil asla. Ama en azından emekliler arasında bir ayrım yapmamış olursun. Ve bir şey daha.
Bayram geliyor. Kaç gün var? 10 gün falan var. Bayram geliyor. Yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır ısrarı sonucu, ısrarlı takibimiz sonucu, önce kaynak yok, verilemez denilen, hatta alay edilen ama sonra az da olsa verilen bir bayram ikramiyemiz var. Kardeşim, herhalde bunlar markete gitmiyor. Fiyatlardan haberleri yok. Bayram ikramiyesi 1100 lira. 5 kilo et parası. Eğer kuzu et alırsan 5 kilo da alamıyorsun galiba. 5 kilo et parası. Bayram ikramiyesinin de mutlaka arttırılması lazım. Bugün emekliye dini bayramlarda, dini bayram, adalet kokan, hak hukukun daha öncelendiği bir iklimi yaşıyoruz biz dini bayramlarda. Dayanışmayı, dayanışma iklimini, tesanüt iklimini yaşıyoruz. Ama 1000 lira para veriyorsun ve bunun adına ikramiye diyorsun. Olur mu? Hiç verme daha iyi. 1000 lira. Bunun da derhal yükseltilmesini istiyoruz. Hiç değilse, hiç değilse bunun da 2000-2500 lira arasında bir seviyeye çıkarılması lazım. Bunları yap Erdoğan. Bunları şunun için yap. Bak, kadın ocağa tencere koyamıyor. Çiftçi tarlaya traktörünü süremiyor. Memur çocuğuna pantolon alamıyor. Emekli kahveye gidip bir çay içemiyor. Oğlum bana bir çay ver diyemiyor Erdoğan. Çay içemiyor. Çay parası verecek hali kalmamış. Kahveye giderse, yanıma biri gelirse ona da çay ısmarlamak zorunda kalacağım diye düşünen emeklimiz var Erdoğan. Öğrenciler bayramlarda annelerinin, babalarının ellerini öpmeye memlekete gitmek için otobüs bilet alamıyor. Ve sen sabır diyorsun, sonra şükür diyorsun, işler iyi diyorsun. Enflasyon yok diyorsun, teknik olarak var ama hayat pahalı değil diyorsun. Bunun adı milletle dalga geçmektir. Şimdi Erdoğan'ın, tabii kendisi gelmedi herhalde, meclise bir bütçe gönderdi arkadaşlar. Bütçeyi gönderirken şöyle bir konuşma yaptı. Tam kendi konuşmasından okuyayım. Meclise görüşülmekte olan ek bütçede giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 milyar lira artırılması öngörülmektedir. Yaptığımız düzenlemelerle vazgeçtiğimiz 241 milyar liralık vergi gelirine rağmen ek bütçede gelirler kaleminden 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşüyor diyor Erdoğan. Erdoğan böyle diyor da, yemin ederim şu meclise gönderdiği bütçeden haberi yok. Bütçeden haberi yok. Bakın, bu bütçenin birinci maddesinde giderler vardır. Birinci maddenin birinci fıkrasında 880 milyar 400 milyon yazıyor. İkinci maddesinde de personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları, devlet prim giderleri ve vesaire için de %40 ek koyuyor. İşte bu %40 tam 1 trilyon 80 milyar yapıyor. Nitekim bakın burada gider şeyleri var, kalemleri. Giderler 1 trilyon 80 milyar 515 milyon. Erdoğan yok da danışmanları bunu görsün. 1 trilyon 80 milyar. Hemen geçiyorum gelire. Nerede, ne kadar zor açılıyor. Bakın gelir burada arkadaşlar. Bu da bütçenin, Erdoğan'ın bütçesi bu. Gelir 1 trilyon 80 milyar. Yani bütçe açığı falan düşmüyor. Bütçe açığı gene 278 milyar olarak kalıyor Erdoğan. Sana bu konuşmayı kim yaptırdıysa bir kulağını çek. Hay sen bunu biliyor da bunu yapıyorsan millete yalan söylüyorsun. Burada diyorum, burada. Bakın öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sıra sayısı almış Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü için. En başında da Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu bağlı cetvelle değişiklik yapılması dair kanun teklifi anayasanın 160. maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. Sahibi Erdoğan. Söylediğim gibi gelir 1 trilyon 80 milyar,
Gider de 1.080.000.000. Hani gider 880 milyardı. Gelir fazlaydı. Bu konuşmayı nasıl yaparsın? Nasıl? Bir cumhurbaşkanı, bütçenin sahibi böyle bir konuşmayı yapar. Sonra bu fark edilmiştir. Ya çıkar dersin ki ya çocuklar beni yanlış bildi ya, şu oldu bu oldu ya. Ya millette yalan söylemek bunlar için aleladelik olmuş. Aleladelik olmuş. Şimdi bu bütçe şöyle bir bütçe tabii. Zaten sorunlu bir bütçe. İlk yapıldığında bu bütçe 211 milyar dolara tekabül ediyordu. Meclise geldiğinde bu bütçe 190 milyara tekabül etti, düştü değer. Bütçe meclise kabul edildiğinde 108 milyara, 190'dan 108 milyara düştü. Ve bugünkü kurla da 105 milyar dolara indi. Bu ikinci bütçe gelince ne oluyor değerli arkadaşlar? 1.080.000.000'lık ikinci bütçeyle birinci bütçeyi birleştirdiğimizde buna rağmen değeri 170 milyar dolar yapıyor. 5 Eylül 2021'de bu hazırlandığında bu bütçe 211 milyar dolardı. %60 oranında bu ek bütçe adı altında bu bütçeyi yenilediler. Buna rağmen 41 milyar değer kaybına uğramış dolar olarak bir bütçeyle de karşı karşıyayız. Şimdi bu bir beceriksizlikle bana göre izah edilemez değerli arkadaşlar. Bu neyle izah edilebilir? Bu kuralsızlıkla izah edilebilir. Bu kurulsuzlukla izah. Kurul yok Türkiye'de. Kural yok ve kadro yok. Kadro yok. Bir kişi var. Bir kişi var. Ve bu bir kişinin kehaneti ile Türkiye'de bu bir kişinin kehaneti ile faiz sebep enflasyon sonuç kehanetini hayata geçireceğim hırs ve inadıyla Türkiye batıyor. Türkiye batıyor. Bu güzel ülkenin bu şekilde gözümüzün önünde milletle beraber bu ekonomik sıkıntı içinde harap düşmesine tahammülümüz yok. Onun için bu vesileyle tekrar söyleyeyim. İyileştirmelere tabii olumlu şeylere Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman hayır demez. Şimdi 3600 kere 3600 dedik biz. Sayın Genel Başkan en az 3600 kere 3600 demişken şimdi bu geldi buna hayır diyecek halimiz tabii yok. Askerlik kanunu var. Burada as subaylarımıza yeterli olmamakla beraber kısmi iyileştirme var. Bedelli askerlik bekleyen çok sayıda bakaya ve yoklama kaçağı için bir takım imkanlar var. Dövizle askerlik yapmış ancak borcunu tamamını taahhüt ettiği parayı ödemeyenlere bir kolaylık var. Velhasıl bu olumlu hususlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı da hiç şüphesiz olumlu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi milletin beklentilerine kayıtsız kalamaz. Herkes bundan emin olsun. Ama bu bütçeye, bu ikinci bütçeye bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak rıza göstermemiz mümkün değil. Mümkün değil. Bu sebeple arkadaşlarımız, Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz başta olmak üzere iktisatçı arkadaşlarımız bu bütçedeki çarpıklığı, yanlışı görüşmeler boyunca gündeme getirecekler. Umarım, dilerim, hani yanlışın neresinden dönersen kârdır denmiştir. Erdoğan artık yanlış yaptığını görür. Ben samimi bir uyarı yapıyorum kendisine. Tekrar ediyorum. Yaz mevsimi, sebze bol, meyve bol, şu var, bu var. Bir şekilde millet köyüne gidiyor, köyünde biraz oyalanıyor. Köyünde bir şeyler yetiştiriyor. Onu turşuya çeviriyor, bilmem pekmeze çeviriyor, bir şeyler yapıyor. İstanbul'a geri götürüyor. Ama kış geçmez. Bu kış, bu millet için bir kara kış olacak. Böyle giderse. Böyle giderse. Onun için hükümetin bir an önce inadından vazgeçmesini ve ekonomi biliminin, ilminin gereklerine göre, ekonomik doktrinlere, dünyadaki örneklere, başarılı örneklere göre yürütecek bir rayar Türkiye'yi oturtmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Adamların enflasyonu %15 olmamış. Bizimki %73. Bunu kime anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Kamu özel işbirliğiyle bu ikinci bütçeye 10 milyar lira daha para koyuyoruz. Doymadılar mı? Yetmedi mi?
yetmedi mi? Ne zaman bunların gözleri doyacak? Bunu da merak ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Yarın yine devam edeceğiz. Mühim bir soru var. Buyurun. Şimdi onu masa bilir, ben bilemem. Ben bilmediğimi bilirim. Şimdi bakın arkadaşlar, dış politika ile iç politika birbirinden çok ayrıdır. İç politikada hamaset yapabilirsiniz, dış politikada yapamazsınız. İç politikada fikir, karar değiştirebilirsiniz ama dış politikanızın tutarlı olmak mecburiyeti var. Dış politikada dikkatli bir dile ihtiyaç var. Öyle aklınıza geleni pat diye söyleyemezsiniz. Söylerseniz ne olur? Maskara olursunuz. Kendisi değil miydi? Ben başta olduğum sürece bunlar NATO'ya giremez diye. Dedi değil mi? Efelendi. Ha, bunun efelenmelerine alışkınız biz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Bransan gidemez, vermem demişti. Sonra özel uçakla gönderdi. Biz ahmak mıyız demişti Arabistan'a. Veliaht Prens'le sarışmaları dillere destan oldu. 15 Temmuz'un arkasındaki şerefsizler denmişti Birleşik Arap Emirlikleri'ne. 3-5 kuruş için kanka oldular. İsrail Başbakanı'na one minute dedim diye caka sattı. Sonra ben onu moderatör ödedim dedi. Böyle çıkıp sürekli bir efelenip sonra çark eden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ben metni okudum. Metin temenniden belli kararlılıkları vurgulamakla birlikte burada ben şunu hissettim. Biden'la görüşme öncesi ya Biden'a bir jest yaptı ya da bu Biden'la görüşmeyi sağlayabilmek için çark etti. Şunu söyleyeyim, peşinen söyleyeyim. Teröre karşı NATO'nun ortaklaşabilmesi Cumhuriyet Halk Partisi bakımından memnuniyet vericidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre destek veren bütün ülkelerle ilişkilerde tavırlı ve refleksli olmaktan yanayız. Bizim için dış politika şudur. Dış politikadaki kırmızı çizgimiz şudur. Türkiye'nin itibarı ve onurudur. Bu isterse ABD'ye karşı olsun, ister AB'ye karşı olsun, ister NATO'ya karşı olsun, ister Suudi Arabistan'a, ister Rusya'ya, ister Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı olsun. Önce onur, itibar. Teröre karşı, teröre destek veren ülkelere karşı Türkiye'nin tavırlı olması, refleksli olması yerindedir. Ama sonra muğlak nitelenebilecek bir mutabakatla da çark etmemek lazım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.